Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ayrıntılı mikro iktisat ders anlatımlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son oligopol modelinde anlaşmasız modelleri işlemeye başlamıştık. Bir video öncesinde Cournot modeliyle Bertrand modelini anlattım. Zaten Bertrand'ı bitirmiştik. Şimdi ise bu videomuzda Edgeworth'tan bir başlayacağız. Chamberlain modeli ve Stackelberg modellerini bu video boyunca incelemeye çalışacağız. Ardından da Sivizi modeli yapıp diğer videomuzda modellerin karşılaştırmasıyla beraber oligopolün de yavaş yavaş sonuna doğru gelmeye çalışacağız. Peki şimdi Edgeworth modeliyle başlayalım. Üçüncü anlaşmasız modelimiz. Bakın ilki Cournot, miktar rekabeti. İkincisi Bertrand. Cournot'un varsayımının aynısı ama miktar rekabeti Bertrand'da fiyat rekabetine dönüşüyor. Ve Bertrand'da üretim %100. Bertrand eşittir tam rekabet demiştik. Yani şirketler, iki şirket aralarında öyle bir rekabete girişiyorlar ki fiyatlar PMC seviyesine düşüyor. Yani fiyatlar marjinal maliyete eşit oluyor. Bu ne demek? Bu eşitliği biz nerede görmüştük? Tam rekabette görmüştük. Bu yüzden Bertrand'ın tam ortasında TR var demiştik. Tam rekabet olduğunu ifade etmiştik. Peki Edgeworth'a geçelim. Edgeworth modeli üçüncü modeldir ve duopol modelidir. Duopol modelinden kastımız ne? Yine iki tane satıcı var. Hep duopol modelleri bunlar zaten. Cournot olsun, varsayımsal olarak Bertrand olsun, Edgeworth olsun. Eşanlı üretim vardır. Ne demek bu? Aynı anda üretim yaparlar. Aynı anda üretime başlarlar. Ve Edgeworth modelinde ne vardır biliyor musunuz? Hem fiyat rekabeti vardır, hem de miktar rekabeti vardır. Bakın, Cournot sadece miktar rekabetçisi. Bertrand sadece fiyat rekabetçisi. Ama Edgeworth, onlardan sonra gelen Edgeworth her ikisini de dikkate alıyor. Hem fiyat rekabeti yapabilir, yani dikey ekseni kullanabilir, hem de yatay ekseni de kullanabilir diyor. Fiyat artı miktar rekabeti var. Bazı kitaplar sadece fiyat rekabeti olduğunu savunuyorlar. Bu sonuca göre aslında bir varsayımsal uydurmadır. Ama normalde Edgeworth miktarları kısarak ya da miktarları arttırarak fiyatın da seviyesini belirleyeceği için hem fiyat rekabeti vardır hem miktar rekabeti vardır. Makalelerde yazar. Araştırabilirsiniz. Peki nasıl davranışta bulunurlar? Safça davranışta bulunurlar. Safça davranıştan kastımız ne? Yani hatalarından ders almazlar. Hocam bu hatalarından ders almama durumu ne? Yani bir firma karını maksimize eden üretim ve üretim miktarı ve fiyat seviyesini belirlerken diğer firmanın fiyat ve üretim miktarını sabit tutacağını, değiştirmeyeceğini varsayıyor. Hatalarından ders almazlar. Kimler hatalarından ders almaz? Bakın yazıyorum. Cournot almaz. Bertrand almaz. Yine Edgeworth da almıyor. Peki 5 numara dehşet öneme sahip. Dehşetül vahşet. Dehşet öneme sahip ki ben önceki mikro iktisat ders anlatımımda oynatma istediğinde de görmüşsünüzdür. Bu noktadan bahsettim. Bak, ayırt edici noktası. Yani diğer modellerinden ayırt edici noktası 5 numara demiştim ki yakın zamanda sınavlarda da sormaya başladılar. Bu kadar önemli. Ne peki hocam 5 numara? Piyasadaki firmalar talebi karşılayacak güce sahip değiller. Hani A şirketi ve B şirketi var ya, piyasada iki satıcı var. Yani duopol bunlar. Bu A şirketiyle B şirketini toplasan toplam talep ne kadar mesela? 500 değil mi? Ama bunlar en fazla 300 tanesini üretebiliyorlar. Yani 200 birim bakiye talep var. Açık var. Yetmiyor. Dolayısıyla demek ki firmaların kapasitelerinin düşük olduğunu ben buradan ne yapıyorum? Anlayabiliyorum. Lütfen dikkat. Cournot'ta iki firma piyasanın hepsini karşılıyor. Bertrand'da iki firma piyasanın hepsini karşılıyor.
diğer anlatacağım modellerde, Chamberlain'de, Stackelberg'de hepsini karşılıyorlar. Ama Edgeworth'da iki firma piyasanın tamamını karşılayacak güce sahip değil. Yani bir firma kapandığında diğer firmanın hatta zor durumda kalıyor. Çünkü yetiştiremiyor. Ve 6 numara Edgeworth'un sonucu, fiyatlar sürekli dalgalıdır. Kararsız bir piyasa yapısını bize ifade eder Edgeworth. Edgeworth eşittir kararsız. Fiyatlar da sürekli neymiş? Dalgalı. Yani fiyatlar bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Hani ben Edgeworth'da şunu diyemiyorum. Edgeworth eşittir şu piyasa diyemem. Edgeworth eşittir şu piyasa diyemem. Şimdi bakın, ilk önce sözünü anlatayım. Zaten yan tarafta anlatmıştık. Sonra da grafiksel anlatırız. Sıkıntı yok. Aynı şekiller zaten. Şimdi biliyorsunuz üniversiteyi okurken Uludağ Üniversitesi'nde Yalova'dan Bursa'ya giderken lüks Yalova seyahati kullandım. Bursa'dan da Yalova'ya dönerken de Yalova'dan Bursa'ya giderken İzmir seyahati kullandım. Bursa'dan da Yalova'ya dönerken de lüks Yalova seyahati kullandım. Yani o piyasada iki tane taşıma şirketi var. Duopol modeli. Ve bunlar Bertrand modelinde de anlatmıştım. 5 lirayla başladılar taşımaya. Zaman geçtikçe 4 liraya indirdiler bilet fiyatını. Ardından 1 liraya kadar seyahat ettiğimi söylemiştim sizlere Bertrand'ı anlatırken. Ve Bertrand'a dedik ki PMC olunca rekabet durdu. Fiyat rekabetin en son seviyesi bu eşitlik olduğundan bahsetmiştik. Hatta Bertrand'a tam rekabet demiştik. Burada ise bak şöyle bir durum var. İzmir seyahat yazıyorum yine. Peki lüks Yalova seyahat. Lüks Yalova seyahat ve durum şöyle bakın. İzmir seyahat 5 liraya başlamıştı. Lüks Yalova seyahat de 5 lira. Sonra İzmir seyahat 4 lira oldu. Lüks Yalova seyahat de hemen 4 lira yaptı. Aralarında fiyat rekabeti var. Sonra 2 liraya indirdiler. Ardından 1 liraya kadar düştüler. Yani P eşittir MC oldu şu an. Bertrand'dayız bakın. Bertrand'ı anlattım. Sorun oldu. Lüks Yalova seyahat de İzmir seyahat birbirine bir baktı. Dedi ki biz ne yapıyoruz ya? Yani içsel olarak düşündüler. Anlaşma yok bu aralarında. Haberiniz olsun. İçsel olarak. Ya ben böyle gidersem batarım. Rekabet beni nereye getirdi? Böyle gidersek firma batar. Ne yapalım tekrardan? Sonra tekrardan İzmir seyahat biletin fiyatını 6 liraya taşıdı. Lüks Yalova seyahati biletin fiyatını 6 liraya taşıdı. Sonra yine rekabete girdiler. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2'ye düşürdüler. Sonra dediler ki biz ne yapacağız? 2 lirayla biz batarız. Tekrardan 7 liraya başladılar. Yani ne oluyor biliyor musun? Bak fiyatlar bir aşağı bir yukarı. Bir aşağı bir yukarı. Zikzak çiziyor yani. Dolayısıyla Edgeworth'da şöyle bir durum var. İki firma PMC seviyesine, P eşittir MC seviyesine indiğini gördükleri an tekrardan malın fiyatını arttırıp İki firmada tekrardan fiyat rekabeti yapıp yine PMC seviyesine iniyorlar. Yani bu böyle sirkülasyonlu, dalgalı bir seyir izlemesine neden oluyor piyasanın. Biz de o zamanlar affedersiniz kafamız ambali olmuştu. Adama diyordum ki kaç lira vereceğim artık. Ondan sonra muavine diyor ki sen 3 lira ver diyordu. Hani beni de tanıyorlardı artık git gel haftanın her günü gidersen tanırlar tabii. İşte sen şu kadar para ver diyorlardı. Öğrenci kartın da vardı. Hani fiyatları ne olacağı sanki böyle şey gibi, serbest piyasa gibi. O Tahtakale'de var ya, hani dealerlar var. Doların ne olacağını belirleyen bir kara borsa var orada. Onlar tarafından sanki belirleniyormuş gibi hissiyatı yaratmıştı. Peki hocam, Edgeworth'u ben nasıl çıkartacağım? Edgeworth'un en önemli kısmı 5 numara. Çünkü diğerlerinden ayıran bir özellik. Bunu bir kere aklına kaydet, yaz. Fiyatların dalgalı olduğunu nasıl anlarsın? Şöyle anlarsın. Bak şimdi yazıyorum adamın ismini. Edgeworth. Edgeworth diye okunuyor da biz böyle ifade ediyoruz. Bak şimdi ne yapıyorum? Bertrand kuralını uyguluyorum. 4 baştan gel. 4 harf baştan geldim. 4 hafta sondan gel. Görüyorsun değil mi? Ortada ne kaldı? W. W ne anlatıyor hocam? W şunu anlatıyor. Hani fiyatlar dalgalı ya. Bir aşağı, bir yukarı. Bir aşağı,
bir yukarı. Ne ortaya çıktı? W ortaya çıktı. Edgeworth, işte tam ortasında W harfi bulunan modelde fiyatlar istikrarsızdır diyebilirsin. Bu arada sakın karıştırma. İleride, yani bu videoda anlatmayacağım, bir sonraki videoda Sivizim modeli var. Bak, Sivizim modelinde de W var ama ortada değil. Bak, ilk haftan sonra ben ortada diyorum, bak 4 harf buradan geldim, 4 harf buradan geldim. Hani Sivizim'i de karıştırma, orada da W var diye. Bu fiyatların dalgalı olduğunu, istikrarsız olduğunu bize gösterir. Hadi buyurun, yine yandaki şekilden hareketle devam edelim. Bu A firmasının talebi hangi seyahat olsun? Lüks Yalova seyahat. Burası da B firmasının talebi. Burası da İzmir seyahat olsun. İzmir seyahat olsun. Peki Lüks Yalova seyahatten bilet alanların talebi ve MRS'i. İzmir seyahatin firmasının talebi ve MRS'i. Bu arada MC0 yatay eksene çakışık MC0 olduğu için Lüks Yalova seyahat şöyle başlıyor olaya. MR'nin MC'yi kestiği yerde, burası bakın, QA2 kadar üretim veriliyor ve bunu P1 fiyatından satıyor. Peki İzmir seyahatte MR MC eşitliği yapıp QB2 kadar üretimi veriliyor ve bunu P2 seviyesinden satmaya başlıyor. Ve aralarında bu fiyat rekabetleri başlıyor. Biri fiyat kırıyor, diğeri fiyat kırıyor. Biri fiyat kırıyor, diğeri fiyat kırıyor derken fiyatlar PMC'ye kadar düşüyor. Ardından ne oluyor peki? Fiyatlar rekabet sonucunda iki firmada da düştü mü? Diyorlar ki biz ne yaptık? Tekrardan fiyatları arttırıyorlar ve yine rekabet başlıyor. Yani fiyatlar bir aşağı bir yukarı doğru ne yapıyor? Yönseme gösteriyor bu noktada. Yani her iki firma da aslında kar maksimizasyonu yapıyor. Çünkü kar maksimizasyonu bildiğiniz üzere MR'nin MC'ye eşit olduğu yerdir. Bakın MC'nin değeri sıfır olduğu için MR yatay ekseni kestiği yerde. Bak şu yan tarafta da anlattım. Şu yatay eksen aynı zamanda MC. MR'nin MC'yi kestiği yerde iki şirket zaten miktarlarını ve fiyatlarını belirliyorlar diyebiliriz. Evet, dolayısıyla Edgeworth modelimiz de bu şekilde özetlenebilir. En önemli kısımlarını zaten ne yaptım? İfade ettim. Aman onlara dikkat ediniz. Şekil önemli mi? Değil ama doktora düzeyinde, yüksek lisans düzeyinde çalışanlara bir katkımız olsun, onu hedefledik. Yoksa sadece şunlar, hani bu görsellik, şunlar, varsayımlar dehşet önemli. Tekrar diyorum bak, varsayımlar dehşet önemli. Başka bir şey de demiyorum. Evet, hemen sayfamızı değiştirelim. Çemberli ve Stackelberg var. Zekli modeller. Onları da aynı şekilde grafikler üzerinde varsayımları beraber anlatalım. O yüzden sayfamızı değiştiriyoruz. Evet, sayfamızı değiştirdik. Hemen karşımızda Chamberlain ve Stackelberg modellerini yine grafiksel olarak analiz edeceğiz. Yine varsayımların çok önemli olduğunu ifade edebilirim. Hemen Chamberlain'den başlayalım. Chamberlain modeli, diğer ismi arkadaşlar, paylaşılmış monopoldür. Paylaşılmış monopol olarak geçer. Yani monopol üretimini, hemen ilk baştan vereyim. Monopol üretimini iki firma var piyasada. Bu iki firma bölüşüyor. Monopol üretimi %50 ise o zaman bir şirket yarısı olan %25'i üretecek. Diğer şirket de yarısı olan %25'i üretecek diyebiliriz ilk etapta. Şimdi onun analizini yapacağız. Paylaşılmış monopol olarak bilinir. Duopol modelidir. İki satıcı var. Piyasada iki satıcı vardır. O malı satan, başka satıcı yok. Beraber üretime başlarlar. Aynı anda üretim yaparlar. Yani biri diğerini beklemiyor. Aynı anda üretim mevcuttur. Üretim var. Akıllı modeldir. Bak, en önemli varsayımı Chamberlain 4 numara. Yani akıllı model ne? Hatalarından ders alır. Şimdi hatırlayalım bakalım. Cournot saftirik modeldi.
Bertrand saftirik modeldi. Edgeworth saftirik modeldi. Ne demek saftirik model? Şu, yani bir firma karını maksimize eden fiyatı veya miktarı belirlerken diğer firmanın fiyatı ve miktarı değiştirmeyeceğini varsayıyordu. Hatta dedim ki bu bir hata. Normalde bir firma miktarını belirlerken ya da fiyatını belirlerken diğer firma da aynı şekilde fiyat ve miktarını belirliyor. Bunu yapmaları bir hata olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla işte bu hata Cournot'ta var, Edgeworth'ta var ve Bertrand'da var. Ancak Chamberlain modelinde, bu üç modelden sonra saydığım Chamberlain modelinde safça davranış yok. Akıllı modeldir. Hatalarından ders almışlardır. Zaten bu yüzden paylaşılmış monopol ismini veriyoruz buna biz. Peki her iki firma talebi bilir. Ne kadar piyasada talebin olduğunu bilirler. Ve bu talebi, bu isteği karşılama düzeylerine sahiplerdir. 6. Satış maliyetleri sıfırdır. MC sıfırı eşittir. Bu arada 5 numara her iki firma talebi bilir ve karşılar. Edgeworth modelinde her iki firma talebi bilmesine rağmen karşılayacak güçleri yoktur diye de dehşet önemli olduğundan bahsetmiştik. Peki son olarak da 7 numara her iki firma mallarını monopol fiyatından satar. Yani bakın şöyle ok işaret çıkartayım. A firması da P monopol seviyesinden satıyor. B firması da P monopol seviyesinden satıyor. Yani aralarında anlaşma yok bunların. İki farklı şirket ama ikisi de monopol fiyatından mallarını satıyorlar. İşte paylaşılmış dememizin anlamı bu. İkisi de monopol gibi o fiyatları belirleyerek satış yapıyorlar. Ancak 8 numaraya gelecek olursak Yıldız, her iki firma monopol üretimini paylaşırlar. Ortadan ikiye böleceğiz. Şimdi bak ben onu mavi kalemle size göstereyim ne olduğunu. Tam rekabet %100'dü üretim seviyesi. Peki monopol %50 idi. Tam rekabetin yarısı kadar üretim yaptığını varsayıyorduk. Peki o zaman hemen buradan yer kalmadığı için aşağı çekiyorum. Chamberlain'de iki tane firma var. Chamberlain 1, Chamberlain 2. Bunlar acaba ne kadar üretecekler? Bak ne diyor? Monopol üretimini her iki firma paylaşır diyor. O zaman %50'nin yarısı, yani %25'i Chamberlain'deki bir firma alacak. Geriye kalan %25'lik kısmını yine Chamberlain'de ikinci firma alacak ve bunlar üretim miktarlığını teşkil edecekler. Üretim miktarlığını topladığınızda Q monopole, yani %50'ye tekabül ettiğini de görebilmektesiniz. Peki bu iki firma mallarını hangi fiyattan satarlar? İki firma mallarını monopol fiyatından satarlar. Zaten bunu notta bakın belirtmişiz. Ne demişiz notta? Tam rekabet üretimi %100. En fazla üretim. %100'ü geçemez zaten. Monopol %50 düzeyindedir. Chamberlain modelinde toplam üretim ise monopol seviyesindedir. Ancak bu toplam üretim iki şirket arasında bölüştürülür. Her şirket %25 üretim yapar demişiz. Mesela bir örnek verecek olursak. İki tane gemi taşımacılığı yapan şirket olsun. A firması, B firması olsun. Örnekler bakın. Peki A firması ve B firması, önce B firması olmasın. A firması monopol gibi davranıyordu, öyle değil mi? %50. Ardından B firması girdi. O zaman B firmasının piyasaya girmesiyle beraber üretim seviyesi artık %50 olmayacak. Monopolün yarısını A firması üretecek. Diğer yarısını da B firması üretecek. Ama bu iki firma mallarını P monopol seviyesinden satacaklar. O zaman şöyle yazabilir miyiz? En yüksek fiyat ve en düşük üretim nerede var?
Tabii ki de Chamberlain'de var. Tabii ki de Chamberlain'de var. Chamberlain modeli bu yüzden önemli. Ben şimdi şekilsel gelmeden kafada bu teoriyi kurgulamak istiyorum. Hani Bertrand'da tam ortada TR var, tam rekabet dedik. Öyle değil mi? Ondan sonra işte Edgeworth'da tam ortada W var, dalgalı dedik, kararsız dedik. Hep bunları anlattık değil mi? Ardından işte Cournot Q miktar rekabeti, 66'dan Cournot yaptık. Peki bunda ne yapabiliriz? Chamberlain deyince çember aklıma geliyor. Neyim çembere benzer? Tabii ki de aklınıza başka yerimiz gelmesin. Çembere benzeyen yer kafamız. Bak çemberi yapıyorum. Bakın şurada gözleri de yapayım. Al sana kafa çembere benziyor. Öyle değil mi? Peki kafa derken ne alaka hocam? Kafada ne var? Beyin var. Bu yüzden beyin varsa akıllıdır. Demek ki çember, çemberimde gül oya, beyin var ve buradan akıllı model olduğunu çıkartırsın. Birinci çıkarım bu. İkincisi, Chamberlain deyince aklıma Berlin duvarı geliyor. İnternette araştırırsınız. Doğu Almanya ile Batı Almanya'yı birbirine bölen, birbirinden ayıran bir duvar vardı. Berlin duvarı bakın. Chamberlain'i aldım. Peki bu duvar Almanya, şöyle düşünün, Almanya monopol. İşte Doğu Almanya monopolün %25'i, Batı Almanya'da %25'ini paylaşıyorlar ve Almanya bir monopol ise %50'sini oluşturuyorlar gibisinden bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Bunlar çıkarımlardır yani, çıkarım teknikleridir. Anında aklınıza gelmez ama bu çemberler falan ondan sonra akılda daha kalıcı olur, sizi de mutlu eder. Üzmez. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Grafiksel analizine girelim. Grafiklerden biraz bahsedelim. Dikey eksende fiyat var. Yatay eksende de miktar var. Şu noktaya bakıyoruz. Şu piyasa talep eğrisi. Bakın ABD uzanıyor. Bu da o piyasaya ait olan MR eğrisi. Bu da ikinci şirketin MR eğrisi. Şimdi piyasada ne yapacağız? Bak marjinal maliyetler kaçtı? Satış maliyetleri, marjinal maliyetler sıfır diyelim. O zaman bu eksen, bak bu eksen aynı zamanda MC. Bu eksene ben ne diyeyim? Şöyle karalayayım hatta. Buraya aynı zamanda ne diyelim? Q, MC ekseni. MC kaç eşit? Sıfır eşit. Peki şimdi nasıl olacak olay? MR'nin yatay eksende yer alan MC'yi kestiği yerde Q1 kadar üretim var. Yani bu %50 üretim. Monopol üretimi. Mon yazıyorum. Bakın şurada itibaren tamamı B'ye kadar ki olan hat, bak sıfırdan B'ye kadar olan ki hat tam rekabet üretimi. Tam rekabet üretimi. Yani yüzde kaç? %100. Ama sıfırdan Q1'e kadar ki olan hat monopol üretimi. Yani %50 görüyorsunuz. Peki Q1 kadar üretim belirleniyor bakın monopol üretimi kadar. Peki oradan yukarı çıktığım zaman malın fiyatını bulmak için P monopole ulaşıyorum. Monopol fiyat seviyesi. Ancak bu monopol üretimi iki şirket tarafından paylaşılıyor. 0 Q3 kadarlık kısmını bir şirket alıyor. Bakın şu mesafe tam yarısı %25. Q3 Q1 arasını da bir şirket alıyor. Yani %25. Bakın iki şirket arasında monopol üretimi bölüştürülmüş oluyor. Ve her iki şirkette hangi fiyattan satışlarını yapıyorlar? Monopol fiyatından satışlarını yapıyorlar. Demek ki tam rekabetin %100'ün yarısı kadar bir üretim var. Bunu iki şirket aralarında paylaşıyorlar. Ve bunu da P1 fiyatından monopol fiyatından satıyorlar diyebiliriz. Gayet basit, hiçbir zorluğu olmayan bir piyasa düzlemi. Peki sayfanın ve videonun Stackelberg modeliyle devam edeceğiz. Tabi bir tane daha modelimiz var diğer videomuzda. Sivizi modelinden bahsedeceğiz. Stackelberg modeli nedir? Stackelberg modeli ise lider ve uydu firma olmak üzere iki firma var. Hemen yazıyorum bak. Demek ki bir tane lider firma var
lider firma var. Diğeri de uydu firma var. İki tane şirket var toplamda. O zaman iki tane firma varsa bu da iki firmalı bir model. Yani duopol modeli. Ama bu zamana kadar hiçbir modelde ben lider uydu demedim. Öyle değil mi? İlk kez burada söylüyorum. Peki lider firma piyasayı bilir, monopol gibi davranır. Yani uydu firmayı takipçi derler aynı zamanda uydu firma. Takmaz. Lider firma der ki bu piyasanın asgarisi benim. Piyasayı biliyorum ve monopol gibi davranıyorum. MRMC'mi yapıyorum ve üretim miktarımı, fiyatımı belirliyorum. Yani lider firma tıpkı monopol gibi davranıyor. Lider firma eşittir monopol. Peki eşanlı üretim var mı? Yok. En önemli özelliği. Bak dehşet. Dehşet öneme sahip. Hatırlayın. Edgeworth'ta da en dehşet özellik neydi? İki firma talebi bilir ama karşılayacak güçleri yoktur demiştik. Burada ise en dehşet özellik eşanlı üretim yok. Aynı anda üretime başlamıyorlar yani. Önce lider üretim yapıyor. Artıklarının bir kısmı da uydu üretiyor. Hem lider hem uydu aynı anda üretime başlamıyor. En önemli özelliği 3 numara diğer modellerden ayırt edici özelliğidir. Yanına yıldız atmakta fayda var. Peki önce lider piyasanın yarısı kadar üretim yapar. Yazıyorum. Lider firma var bir tane. Bir piyasa düşünün. Lider firma piyasanın yarısı kadar. Yani %50'si kadar üretim yapar. Peki sorun ne olacak hocam? Uydu ise geriye kalanın yarısı kadar. Yani 1/4 kadar üretim yapar. Şimdi bakın lider pazarın yarısını üretti mi? Yarısı kaldı. Yani pazar %100. Lider %100'ün %50'sini üretiyorsa %50 geriye kaldı. Onun da yarısını üretirsek o zaman uydu 1/4 kadar üretim yapar. Yarısının yarısı demek 1/2'nin 1/2'si demek 1/4 demek. Yani %25 kadar üretim yapar. Ve toplam üretimde lider uydu olduğu için toplam üretim Stackelberg'de %75 olur. Demek ki Stackelberg'deki üretim miktarının kesin kes her zaman %75'e eşit olduğunu bilmek zorundayız. Bu da şöyle çıkartabilirsiniz. Stackelberg'in S'si 7 İngilizce 7. 7 ile başlayacak. 75 gibi çıkartılabilir. Diyebiliriz. Ve toplam üretimde 3/4 yani %75'tir dedik zaten. Şimdi bir daha tekrar diyorum. Stackelberg'de lider firma var, uydu firma var. Önce lider firma üretim yapıyor, monopol gibi davranıyor, piyasanın yarısını üretiyor. Geriye kalanın yarısını da uydu firma daha sonra üretime başlayarak %25'ini üretiyor. Toplamda %75 üretim var Stackelberg modelinde. Ne bir eksik ne bir fazla. En önemli özelliği de bütün modellerde eşanlı üretim var. Aynı zamanda üretime başlıyorlar. Ama Stackelberg'de eşanlı üretim yok. Yani önce lider yapıyor, sonra uydu yapıyor. Unutmayalım. Şöyle tutabilirsiniz aklınızda çıkarım metodu olarak. Stackelberg derken Stackel kısmını at. Iceberg. Buzdağı. Buzdağı nasıl? Hani şöyle bir söylem vardır ya. 1/4'ü denizin üstünedir. Daha büyük bir kısmı da denizin altındadır. Buzdağların. Titanik'te batmıştı değil mi? İşte 3/4'lük kısım dersin. 1/4'ü yukarıda, 3/4'ü aşağıda. Başka iceberg buzdağının üstünde lider var. Lider firma. Buzdağının tam alt kısmında da uydu var, takipçi var dersin. Lider daha üstte. Önce yani daha önce başlıyor. Uydu ise daha sonra başlıyor gibisinden bu çıkarımlarda bulunabilirsin. Bu örnekle daha görsellik katabilirsin. Her şeye böyle tabii ki de tam anlamıyla örneklendirmek mantıklı. Peki grafiğe bakalım şimdi. Dikey eksen P, yatay eksen Q ve MC'nin de sıfıra eşit olduğunu varsayalım. Yani şu grafik
şu yatay eksene çakışık olan MC'nin sıfır olduğu hattı, düzlemi gösterdiğini düşünelim. Peki piyasanın talep eğrisi şuradan başlayıp AB hattı boyunca devam eden bir eğrimiz. Monopol gibi davranan firmanın ilk firma olsun, MRS'i de bu. Diğer firmanın, uydu firmanın da MRS'i de bu olsun. Bakalım şimdi ne yapıyorlar? Bak, pazarın tamamı 0B hattı kadar %100. Şimdi monopol ne yapıyor? Bak şimdi ilk firma. MR'nin MC'yi kestiği yerde üretime başlıyor. Ve 0Q1 kadarlık kısmını lider firma üretiyor. Yani %50'sini. Bak şu kadarlık kısım, şöyle göstereyim. Bakın şu kadarlık kısım %50. Peki geriye ne kadar kalıyor? Geriye %50 kalıyor. Bakın geriye %50 kalıyor. Onun da yarısını uydu firmanın MR'si, MC'sini kestiği yere bakıyoruz. Kar maksimizasyonuna bakın. Bu lider firmanın kar maksimizasyonu, bu uydu firmanın kar maksimizasyonu. Yarısını üretiyor. %25'ini üretiyor. Yani Q1, Q2'lik kadarlık kısmı uydu firmanın. %50'sini lider firma üretti. 0Q1. Q1, Q2'sini uydu üretti. %25'lik kısım kaldı. Yani pazarın hepsini üretemediler. Ve uydu firmanın satış fiyatı daha düşük olduğunu görüyorsunuz. Ama lider firmanın satış fiyatının daha yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. İşte bu durum bize Stackelberg modelini veriyor. İşte deterjanlarda oluyor. Ondan sonra işte temizlik malzemelerinde oluyor. Hani lider firma vardır. İşte çocuk bezlerinde oluyor. Lider firma fiyatı belirler ama piyasaya lider olamayan uydu firmalarda fiyatını ona yaklaştırmaya çalışırlar. İşte toplam üretim %75, lider ve uydunun yaptığı üretimlerde burada ve satış fiyatları da yine bu şekilde gösterebiliriz. Evet, Stackelberg modeli hakkında söyleyeceklerim grafiksel olarak bunlar. Önemli demişiz en altta videoyu bitirmeden. Ve önemli kısmında şundan tartışmışız bakın. Önemli. Ne demişiz? Duopol modelleri arasında, yani iki satıcılı firmanın var olduğu bir modelde, her iki firmanın da lider firma olduğu modeller de vardır. Hani biz burada A firmasını lider, B firmasını uydu saydık ya. Diyor ki hem A'nın hem B'nin lider olduğu firmalar da vardır. Ya da piyasa yapıları da vardır. Bu modelin ismi Bovley modelidir. Mesela buyurun bir tane daha soru. Size çıkma potansiyeli yüksek olan bir yerden bahsedebilirim. Mesela der ki her iki firmanın da lider firma olarak davrandığı piyasa yapısı aşağı yukarıda hangisidir? Bovley modeli kitaplarda neredeyse yazmıyor bile. Hani evet modeller var. En önemli modeller bunlar ama hani elemek için de şöyle kitabın köşesinden hani böyle şerit haline yazar ya, hani böyle bazen televizyonlarda jet hızıyla geçer. Bu servisin bedeli bilmem ne gibisinden. Aynı öyle bir bilgi işte bu. Yani makale tarzında araştırmamız lazım. Çok önemli değil ama bilin, her iki firmanın da lider firma olarak davrandığı modele Bovley modeli deriz. Stackelberg'e ilave olarak, yani yazmışız, bu modele göre uydu firma lider firma gibi davranabilir diye de belirtmişiz. Fazla zaten özelliğe gerek yok. Evet, ne yaptık bu video boyunca? Edgeworth'dan bahsettik, Chamberlain'den bahsettik, Stackelberg modelinden bahsettik. Yavaş yavaş artık oligopolün de sonuna doğru gelmekteyiz. Bir Sweezy modelimiz kaldı ama buraya sıkıştırmak istemiyorum. Başlı başına bir piyasa. Ardından modellerin karşılaştırmasını yapıp oyun teorisine doğru geçiş yapacağız. İncelemelerimiz devam edecek. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.